karnın ekselanslarının krallığı çökerse ne olur? Bunun iki kötü neticesi olur. Hastinapur'un tebaasındaki korku yok olur gider. E korku olmayınca nasıl idare edeceksin halkı? He? Söyle. Yapamazsın. İkinci sebep alt sınıfların karna hayran olmaları. Eğer kan böyle yüceltilirse ne olur? Kontrol etmek imkansız hale gelir, anlıyor musun? İmkansız! Ne olursa olsun, kan bahar bayramında başarılı olamayacak oğlum. Hayır! Karnın ekselanslarını arabasına bindirmeyeceğinden emin olmak zorundayız. Ama bu nasıl mümkün olabilir? Daha hızlı Kaan, daha hızlı! Hadi! Daha hızlı! Karn çok iyi bir insan. Böyle biri kendini rahatlıkla feda edebilir. Sevdiklerinin feda edilmesine izin vermez. Hayır. Müstakbel kralım. Biz de böyle bir yol bulmalıyız, anlıyor musunuz? Olur. Tamam mı? Hadi hemen aklını kullan oğlum, hadi. Merak eden var mı? Yarın bahar şenliği gününde ekselanslarının hızı ne olacak acaba? Arabaya girin. Merak ediyoruz Kar. Ama benim cesaretim yok. Hadi. Vişali, bu arabaya binemezsin. Ya sana bir şey olursa? Cesaret göster arabacı. Merhamet değil. İyi, çok güzel. Bahar bayramı gününde mutlaka amacına ulaşacaksın. Ama amacın ne Karn? Hayatını hapiste geçirmek mi? Hastinapur'a düşman olmak mı, yoksa ailenin hayallerini yıkmak mı? Söyle bana. Hayat zaten bizim için bir hapishane. Düşmanlık kaderimizde var.
ve hayal kurmak bile suç. Prens Arjun, tüm sınıflara eşit davranılmadıkça benim savaşım bitmeyecek. Ve bahar şenliği sadece bir başlangıç. Peki buna kim son verecek acaba? Kan son verecek. Prens Arjun, belli ki kardeşimin gücünün farkında değilsiniz. Belli ki sen de hapishanenin ne olduğunu farkında değilsin. Zincirlere bağlı bir güç ne işe yarar ki? Fedakarlık her zaman işe yarar Prens Arjun. Ama Karn, keçiyi kurban edersin, aslanı değil. Lütfen ekselanslarını aşağılama. Sana zarar verir ve insanlarına fayda sağlamaz. Bana sempati mi duyuyorsun yoksa ekselanslarını hakaret etmemi mi istemiyorsun? Bilmiyorum ama teşekkür ederim. Ancak benim bu konudaki kararım kesindir. Şu an dostum, Karn'ın böyle bir şey yapmasına izin verme. İçindeki yangını biliyorum ama bu ateş yaşadığı sürece insanlara ulaşabilir. Bahar Bayramı'nın Karn'ın mücadelesini bitirmesine asla, asla izin vermemen lazım. Bu çok önemli. Beni koru anne. Bugün bahar bayramında kazanmam gerek. Eğer bana bir ceza veriyorsan, o halde bunu hak ediyorum demektir. Hayır anne. Seni cezalandırmayı düşünemem bile. Bir annenin duası oğlu için bir nimettir. O halde böyle bir eylemi seçerek neden kendini cezalandırıyorsun oğlum? Başka birine mi kızgınsın? Hayır anne. Kızdığım tek şey içinde bulunduğum durum. Zayıflığıma kızgınım. Ne silahların büyüsü, ne de itibarın büyüsü. Ben özgürlüğün büyüsüne kapıldım. Arabacı topluluğumuz için ve tüm alt sınıflar için. Mücadelemden vazgeçmeyeceğim. Bunlar umurumda değil. Sadece seni mutlu görmek istiyorum oğlum. Benim tek dileğim bu. Ve sen benim dileğimi mahvetme. Sana emrediyorum oğlum. Benim sözümden çıkma. Üzgünüm anne. Emrine itaat etmeyi çok istiyorum ama şu an sen bana emir veremezsin. Babam bana evden çıkmam için emir verdi. Ama kraliçe bu emri reddetti. Çocuklarımıza emir vermekte bile özgür değilsek eğer, bunu nasıl hayat diyebiliriz ki, değil mi? Senden rica ediyorum. Lütfen beni durdurma anne. Şon zaten burada. Son nefesine kadar sana hizmet edecek o. İki oğlundan birini insanlarımız için
feda etmen gerek anne. Anne evladını feda edemez oğlum, yapamaz. Ama bir çocuğun üzerindeki ilk ve son hak annenindir, lütfen. Bir anne fedakarlık yapamaz. Ama çocuğunu bağışlayabilir. Beni bağışla anne. Beni bu insanlara bağışla. Lütfen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.